Auto Sales Master rütbesine yükseldiğinizde yolunuz düzleşir. Bugün söz konusu rütbeye yükselmenin 8 basit adımından oluşan yolunu anlatacağım. Başarılı olmak için en önce bir hedef belirlemelisiniz. Başka bir deyişle amaçlara göre yönetim MBO. Hepimiz dengeli yaşamı hedef belirledik. Bu hedefi belirledikten sonra kararlılıkla takip etmeniz gerekir. Dikkatinizi odaklamanız gerekir. Tereddüte kapılmamanız gerekir. İnancınızın güçlü olması gerekir. Her şeyden önemlisi kararlılığınız hayatınızı istediğiniz gibi yaşama iradesini içermelidir. Bugün bazılarınız bu dersten ilham alacak ve bu işe girmeye karar verecek. Bazılarınız da sonunda atomiyi bulduğu için ne kadar şanslı olduğunu fark edecek. Bazılarınız hayallerini süsleyen evde yaşadığını, her zaman düşlediği yaşam tarzına kavuştuğunu hayal edecek. Kocanız için iyi bir araba satın aldığınızı hayal edin. Artık arkadaşlarının yanında utanmadığını ve yeni bir insana dönüştüğünü hayal edin. Çocuklarınıza Hayallerini gerçekleştirme fırsatı verdiğinizi hayal edin. Bu kararlılığınızı ailenize anlatırsanız, "Sevgilim, sana yeni bir araba satın alacağım." derseniz, kocanız "Sana ne oldu?" diye soracaktır. Birinin sizi manipüle ettiğini, çok saf olduğunuz için doğruyu yanlıştan ayıramadığınızı düşünecektir. Böyle bir tepkiyle karşılaştığınızda utanabilirsiniz ve cesaretiniz kırılabilir. fakat buna izin vermemelisiniz başka bir deyişle başkalarının sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz bunun tersine çevrenizdeki insanları düşüncelerinizle ve fikirlerinizle etkilemelisiniz etki merkezi siz olmalısınız kararlılığınızı pekiştirmelisiniz hepiniz kararlı mısınız etki merkezi olacak mısınız olmalısınız Kararlılığınızı pekiştirmek için olumlu düşünmelisiniz. Olumlu düşünmek, olanaksız bir işi yapacağınızı öne sürmek değildir. Aslına bakarsanız, içinde yaşadığımız dünya zengin ve başarılı olmamız için gereken tüm koşulları içermektedir. Yeteneklerinizi kullanmaya başladığınızda yola çıkabilir ve başarılı olabilirsiniz. Tekrar ediyorum, başarı sizi bekliyor. Artık bu dersi dinlediğinize göre ağzınızı açıp şunu söylemeniz yeterli. Birlikte atom işi kuralım ve seminere gidelim. Bu harika ve uygun fiyatlı şampuanı ve diş macununu deneyelim. Ürünlerimiz kalitesi ve fiyatları sayesinde kendi kendini satmaktadır. Başarısız olursanız tek bir nedeni vardır. Ağzınızı açmadınız ve bu konuyu yaymadınız. Yapmanız gereken tek şey konuşmaktır. Üçüncü karar, çok çalışmaya istekli olmaktır. Bir çiftçi 10 ton pirinç üretmeye karar verdiğinde çok çalışmaya, pirinçleri ilkbaharda ekmeye, yazın otlarını temizlemeye ve sonbaharda hasat yapmaya karar vermiş olur. Tüm bu zahmete girmeye istekli midir? Evet. Kesinlikle isteklidir. Hiçbir çiftçi boş boş otururken 10 ton pirinç toplamayı hayal etmez. 10 ton pirincin kendiliğinden ambarına girmesini beklemez. Zor zamanlar yaşama kararınızın arkasında sağlam durmanız gerekir. Arada bir bazı kişiler sizi bu işten vazgeçirmeye çalışacaktır. Herkes sizden ürün almayacaktır. Bazı kişiler bu ürünleri istemeyecektir. Bu durumda onları dikkate almayın ve başka bir kişiye geçin. Konuşmaya devam ederseniz Devam ederseniz ve devam ederseniz hiç ummadığınız kişiler sizden ürün satın alacaktır. Bazı durumlarda sizi başkalarına tavsiye edebilirler. Bazen iyi açıklama yapamazsanız, konuştuğunuz kişiler hakkımızda bilgi toplamak isteyebilir. Sadece broşür isteyebilirler. Sonra internette bizi araştırabilir ve daha iyi satış temsilcilerinden bilgi alabilirler. Bu tür kişiler genelde size geri döner ve çok etkilendiklerini söyler. Bu işe girmek bile isteyebilirler ve bu iş hakkında araştırma yapabilirler. Hemohim, Kaeri ve diğer şeyler hakkında internette topladıkları bilgileri sizinle paylaşmak isteyebilirler. Ürünlerimizi çok beğenmiş olabilirler ve kendileri için satın almak isteyebilirler. Altınızdaki sıralarda bulunan biri bu konuda sizden daha çok bilgili olabilir. Çok çalışmaya istekli olduğunuz sürece mutlaka iyi sonuçlar elde edersiniz. Zorluklarla başa çıkmaya kararlı olmanız gerekir. Kararlılıktan sonra üçüncü unsur gelir. Bu işi yapmaya kendinizi tümüyle adamak. Bunu yapmak için bağlantı kuracağınız kişilerin listesini yapmalısınız. Bu adıma liste hazırlama adını veriyoruz. Listeye kimleri alacağınızı düşündükten sonra isimlerini yazmaya başlayın. Bu işe girmek isteyebilecek kişileri listeye yazmayın. Sadece bugüne kadar tanıştığınız insanların listesini yapın. Potansiyel satıcıları listeye almamanın nedeni iş kurma olasılığı yasasıdır. Bazı insanlar yeterince kişi tanımadıklarını öne sürer. Çünkü sadece bu işe girebilecek kişileri ararlar. Tanıdığınız kişilerin listesini yapmanız ve onlara neler yaptığınızı anlatmanız yeterlidir. Onlara yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı kozmetik ürünleri, ev eşyaları ve sağlık takviyeleri sattığınızı anlatın ve bu ürünleri sizden satın almalarını isteyin. Girdiğiniz bu işi çevrenizdeki insanları duyurmak ve yaymak yeterlidir. Bazı kişiler, bağlantı kurdukları insanların ürünleri onlardan satın alıp almayacakları ön yargısına kapılır. Ön yargı hukuki bir terimdir. Örnek olarak bir hakim savcının iddiasını ve avukatın savunmasını dinledikten sonra sanığın hırsızlık yaptığı ön yargısına varırsa sana ağır bir ceza verir. Önyargılı bir hakim, avukatın savunmasını sadece formelite icabı dinler ve sanığa ceza verir. Bu nedenle size ön yargılı davranmamanızı söylüyorum. Potansiyel satıcıların değil, sadece tanıdığınız kişilerin listesini yapın. Peki, toplam kaç kişi tanıyorsunuz? Herkesin ortalama 250 tanıdığı var. Neden 250? Her nikahta ortalama 250 kişi bulunur. Nikahımıza gelen herkese tanıyor muyuz? Evet, tümünü tanıyoruz. Bazılarını ilk bakışta tanımayabiliriz. Fakat kim olduklarını bir şekilde anımsarız. Onlarla uzun süre görüşmemiş olabilirsiniz. Fakat uzak akrabalarınız ya da akrabalarınızın arkadaşları olabilirler. Bu nedenle herkesin toplam en az 250 tanıdığı vardır. Tanıdığınız kişileri, büyüdüğünüz mahalledeki arkadaşlarınız, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite arkadaşlarınız olarak sınıflandırın. Sonra halen oturduğunuz mahalledeki tanıdıklarınızı ekleyin. Sonra şimdiki ve eski iş arkadaşlarınızı ekleyin. Askerlik yaptıysanız askerlik arkadaşlarınızı da yazın. Belliğinizi biraz zorlarsanız listenizde en az 250 kişi yer alır. Başarınız bu 250 kişiye ne kadar çabuk haber vereceğinize bağlıdır. Bu 250 kişinin bazıları hiç ilgilenmeyecektir. Bazıları sadece ürün satın alacaktır. Bazıları bu işi sizinle birlikte yapmak isteyecektir. Yapacak bir iş arayan fakat en verimli çağları artık geride kalmış birkaç kişi mutlaka çıkacaktır. Bunların çoğunun yeni bir yatırım yapacak parası olmayabilir. Yeni bir iş bulmak için gereken özel vasıflara sahip olmayabilir. Bu insanlar yoksul olabilir ve geçinmekte zorluk çekiyor olabilir. Ne kadar çok kişinin bu durumda olduğunu bilseniz şaşırırsınız. Bu müthiş fırsat tam da bu tür kişilerin gereksinim duyduğu iştir ve onlara tavsiye edebiliriz. Bu iş için özel vasıflar gerekmiyor. Herhangi bir yatırım yapmak da gerekmiyor. Açıkça konuşursak, bir kuruş bile yatırmayacağınız için kaybedecek hiçbir şeyiniz olmaz. Bu işe girmek için sadece güçlü bir irade gerekir ve herkes bu işi başarıyla yapabilir. Bu inanılmaz fırsatı onlara anlatın. Bu haberi hızla yaymanın büyük bir fark yarattığını bilmenizi istiyorum. Bildiğiniz gibi temel ilkelerimizden biri hızdır. Son zamanlarda yeni bir kavram üzerinde tartışılıyor. İş idaresi alanındaki bu kavrama hız yönetimi adı veriliyor. Hız teriminin akademik açıdan ne anlama geldiğini anlatmak istiyorum. A ve B adında iki boru bulunduğunu varsayalım bu borulardan hangisinden daha çok su geçiyor? Diyelim ki ilk bakışta B borusundan daha çok su geçtiği görülüyor. Fakat bu sürece hız kavramını eklersek tablo değişebilir. A borusu suyu büyük tazikle pompalıyor. B borusu ise suyu düşük tazikle pompalıyor. Sonuçta hangi boru daha çok su pompalıyor? A borusundan daha çok su geçiyor olabilir. İş idaresi açısından bakıldığında borunun çapı tesis yatırımını temsil eder. Küçük bir yatırım yaparak fakat hız unsurunu arttırarak verimi arttırmak mümkündür. Hız yönetimi işte budur. Böylece ikinci yönetim kavramına geliyoruz. Örneğin bir çalışanın maliyetini hesaplarken, çay molasında içtiği çayın maliyeti bile dikkate alınır. İş idaresi uzmanları, maliyetleri azaltmak için hızı kuruş bölü saniye bazına kadar hesaplamaktadır. Benim görüşüme göre hız kavramı, zaman kavramıyla daima el ele gider. Zaman sizce ne demektir? Hepinize soruyorum. Zaman sizce ne demektir? Bazılarınız vakit nakittir diyebilir. Pek çok kişi zamana büyük önem verir. Fakat zamanın geçmesi para kazandırması anlamına gelmez. Öyleyse zaman gerçekte nedir? Zaman sadece bir olaylar dizisidir. Peş peşe meydana gelen olaylar. Meydana gelen olayları algılamaktır. Başka bir deyişle olayları kavramaktır. Bu nedenle zaman terimi olaylar demektir. Hayatınızı en iyi şekilde değerlendirmek için zamanınızı iyi yönetmenizin gerektiği sık sık söylenen bir sözdür. Zaman yönetiminde veya yaşam yönetiminde başarılı olmak için olayları yönetmek gerekir. Bu durumda hayatınızda meydana gelmesini istediğiniz olaylarda inisiyatif almanız gerekir. Bu işi yapmak hayatınızın önemli bir parçası değil mi? Hem ailenizin daha mutlu bir hayat yaşaması hem de başkalarına başarılı olmaları için yardım etmek harika bir duygu. Öyleyse bu faydalı olayı 250 kişi için nasıl gerçeğe dönüştüreceksiniz? Onlara hangi işi yaptığınızı anlatmanız bile başlı başına bir olaydır. Bunu yapmak için bazı kişilerin 250 kişiye haber vermesi 3 ay sürer. Öte yandan bazı kişiler her gün 10 kişiye haber verir. 25 gün boyunca günde 10 kişiye haber verir. Böylece 250 kişiye haber vermeleri sadece 1 ay sürer. Bu sayede duyurma süresi önemli oranda kısalır mı? Kısalır. 3 ay yerine 1 ay sürer. Aslında zaman kısalmamıştır. Bağlantı sayısı artmıştır. Bazı ilginç örneklerde bu süreç sadece 10 gün sürmüştür. Bazı kişiler her gün 25 tanıdığıyla bağlantı kurmuştur ve bu sorumluluğu 10 gün içinde yerine getirmiştir. Bu durumda inanılmayacak kadar büyük bir güç oluşturulabilir. İşler bu denli yoğun yapıldıklarında büyük patlamalar olur. Su, hava ve yağ kendi başlarına bırakıldıklarında hiçbir şey olmaz hiçbir şey yapmazlar. Fakat hava bir hava kompresöründe sıkıştırılırsa ne olur? Basınçlı havadan elde edilen güç, makineleri, pompaları ve emme borularını çalıştırabilir ve çok önemli görevleri yerine getirebilir. Bu durum yağ için de geçerlidir. Hidrolik sistemlerde yağı sıkıştırarak güç elde edilir ve bu güç yüzlerce ton ağırlığındaki nesneleri kaldırmak için kullanılır. Bu nedenle hayatınızda önemli bir başarı elde etmek istiyorsanız olayları asla akışına bırakmayın ve beleşek olmaya kalkışmayın. Meydana gelmesini istediğiniz olayları yoğun çalışarak belirleyin, organize edin ve gerçekleştirin. Hayatta başarı kazanmanın yolu budur. Bu nedenle bu sürece olayları sıkıştırma adını veriyorum. Zaman eşittir olaylar olduğu için zaman sıkıştırma adını veriyorum. Zaman sıkıştırma adıyla anılıyor. Sizin de zamanınızı sıkıştırarak kullanmanız gerekiyor. Üçüncü adım olan liste hazırlamadan sonra telefon görüşmeleri yapacaksınız. Telefon görüşmelerinin amacı işiniz hakkında bilgi vermek değildir. Randevüler vermek ve davetler yapmaktır. Davetler yaparken her gün belirli sayıda telefon görüşmesi yapmanız ve bunu istikrarlı sürdürmeniz çok önemlidir. Beni şaşırtan bir gerçek, bazı insanların merkeze gelmeyi çalışmak sanması. Sabah merkeze geliyorlar. Bütün gün sohbet ediyorlar. Ve ailelerine yemek yapacaklarını söyleyip eve gidiyorlar. Neredeyse hiç telefon görüşmesi yapmıyorlar ya da hiç kimseyle görüşmüyorlar. Günler ve aylar geçiyor. Fakat hiçbir şey elde etmiyorlar ve sonuçta neredeyse hiç bağlantı kurmuyorlar. Bu sıkıcı insanlar merkeze geliyor ve gidiyor. Merkezde takılıp sohbet etmek, çalışmak değildir. Çalışmak, telefon görüşmeleri yapmak, insanlarla görüşmek ve eğitimlere katılmak demektir. Günde kaç saat gerçekten çalıştığınızı bilmeniz gerekir. 2 veya 3 yıl sonra ayda 20 bin Amerikan Doları kazanacağınızdan emin olsaydınız, gece gündüz çalışmaz mıydınız? pek çok kişi deli gibi çalışarak bu geliri elde ediyor. Siz de elde edebilirsiniz. Hayalinizdeki hayatı yaşayabileceğinize inanmadığınız için yeterince çaba göstermiyorsunuz. Çok çalışmanın değerinden kuşkulanıyorsunuz. Yeterince çaba göstermiyorsunuz. Çok çalıştığınız zamanlar işler beklediğinizden daha iyi gider. Neden mi? çarpma ilkesi sayesinde. İnsan beyni toplama yapmakta iyidir. Fakat çarpma yapmada başarısızdır. Bir gün birinin Royal Master olan Jong soo Park'a şöyle dediğini duydum. Müdür Park, kazandığım para beni korkutuyor. Pardon? Her hafta banka hesabınıza 10 bin Amerikan doları yatırıldığını hayal edin. Bunu ATM'den görüyorsunuz ve paralar yatmaya devam ediyor. Çok meşgul olduğunuz için bunları hesap cüzdanınıza işletmeye zaman bulamıyorsunuz. ATM yatan pek çok parayı göstererek sizi şaşırtıyor. Bunu hak etmek için ne yaptım diye kendinize soruyorsunuz. Bu kadar çok para kazanmak ne harika bir duygu. Ben bu kadar çok para kazananlardan biriyim. İlk başlarda şirketin bu paraları hesabıma yanlışlıkla yatırdığını sandım. Bu paraları iade etmemi isteyeceklerinden korktum. Böylece paraları hemen çektim ve başka bir bankaya yatırdım. Böyle şeyler normaldir. Pek çoğumuz sadece 3 yıl çalıştıktan sonra ayda 30 bin ile 50 bin Amerikan doları arası para kazanacağını rüyasında görse inanmazdı. Yine de bazen kuşkaya kapıldıkları zamanlar bile inanmayı sürdürdüler. Bu sayede bugün bulundukları yere geldiler. İnandıkları şeylerin gerçekleştiğini gördüklerinde sevindiler. İçinizde sadece oturmak isteyenler varsa hemen gidebilir. Suyun kaynaması için sıcaklığın 100 derece olması gerekir. Fakat sıcaklık 50 derece, 60 derece 90 derece, 80 derece veya 70 derece olursa su kaynayabilir mi? Birkaç kişiyi davet edersiniz ve biraz enerji kazanırsınız. Fakat bunlardan üçü işi bırakınca cesaretiniz kırılır. Derken seminere birkaç kişi gelince cesaretiniz artar ve alt sıranızdaki üyeler sayesinde biraz para kazanırsınız ve devam edersiniz. Sonra sizinle işbirliği yapmazlar. Karamsarlığa kapılırsınız. İşte bu yüzden işleriniz yolunda gitmiyor. Suyun kaynaması için sıcaklık 100 derecenin üzerine çıkmalıdır. Çevrenizdeki insanların tutkulu olmasını istiyorsanız önce siz tutkulu olmalısınız. Sadece yanan bir odun diğer odunları tutuşturabilir. Başarı kazanmak için müthiş kararlı olmak gerekir. İnsanın tutkulu olmamasının tek bir nedeni vardır. Kalbinde hiç sevgi olmaması. Sevgili eşinizin mutlu olmasını istiyorsunuz, değil mi? Bunun için başarılı olmanız gerekir.